Güzel bir Türkiye akşamına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kültürümüzün ve maneviyatımızın şekle gelmiş halini yansıtan Yaşama Dokunanlar Mardin kitabının Galası'na hoş geldiniz. Galamızın ilki kitabın doğum yeri Mardin'de gerçekleşti. İkincisi de burada sizlerle İstanbul'da buluşuyor. Aslında yayınlanan bu kitaba kitap demekten çok bir eser diyebiliriz. Çünkü Mardinliler için bizden sonraki nesillere aktarılacak bir miras niteliğinde hazırlandı. Manevi yönü çok yüksek hepimiz için. Programın moderatörlüğünü kitabın yazarı yapacak. Size kısaca kitabın yazarından söz etmek istiyorum. Aslında pek çoğunuz tanıyorsunuz ama tanımayanlar için biraz kendisinden bahsetmek isterim. Türkiye onu sokak çocuklarıyla ilgili projesiyle tanıdı ilk olarak. Sokak çocuklarıyla ilgili pek çok çalışma gerçekleştirdi ve pek çok başarıya imza attı. Daha sonra uyuşturucuyla ilgili mücadelede en önde yer aldı ve bu alanda pek çok çalışma gerçekleştirdi. Televizyon programcılığı ve köşe yazarlığı ile ülkenin dikkatini çeken pek çok yazılar yazdı ve yerini aldı. Sosyal siyaset alanda ismi en çok geçenler arasında yer aldı. Hayatı boyunca ele avuca hiç sığmadı. Ne isterse o olmayı başardı. Yaşamsal yenilgilerinde küllerinden yeniden doğan adam oldu. Sempatik ve içtenliğiyle hepimizin gönlünde taht kurdu. Türkiye onu çok sevdi. Yurt dışında da pek çok başarıya imza attı ve pek çok konferansta yer aldı. Onu anlatmaya ve tanıtmaya saatler yetmez. Aslında biz ona Mardin'in yaşam koçu diyoruz. Zamanla Türkiye'nin de yaşam koçu oldu. Evet, alkışlarınızla Murat Çoğadır'ı sahneye aldık. Tüm samimiyetimle konuşuyorum, başlıyorum ki ilk defa bir sahnede titriyorum. Ulusal kanallarda programcılık yaptım ve yüzlerce konferans verdim yurt genelinde. Ama hiçbir tanesinde bu denli bir heyecana, bu denli bir gurura ve bu denli bir içsel sevince sahip olmamıştım. Teşekkür ederim. Sözlerimi bir dua ile sürdürmek istiyorum. Allah size sabır versin çünkü mikrofon elime geçti. Türk halkının genel karakteristik özelliklerinden bir tanesi de şudur. Kamera ve mikrofon gördüğümüz zaman çok şeyler söylemek geliyor içimizden. Çünkü o kadar çok anlatacaklarımız var ki, o kadar çok sevgi sözcüklerini birbirimize söylemeye ihtiyacımız var ki, o kadar çok yüreklerimizin birbirine sarılmaya ihtiyacı var ki ve ben o kadar güzel bir insanı bir arada görmüşken ve çoğuyla ilgili de anlatacağım zaten anekdotlar varken, o yüzden duamı tekrarlıyor, Allah size sabır versin diyorum ve sözlerime devam edeceğim. 6 yıldan beri süren bir projedir, Yaşama Dokunanlar projesi. Bugüne kadar bu projede 51 üniversite proje ortağı olarak dahil oldu. Yüzlerce akademisyen bu projede çalıştı. 2012 yılında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin destek ve katılımlarıyla ve Başbakanlık himayesinde Mardin Midyat ilçesinde barış sofrasını gerçekleştirdik. Ve o projeye 9 ülke katılmıştı. Bu cemaatten de birçok insanımız zaten yine orada da vardı. O yaşama atılan en büyük imzalardan bir tanesiydi. Çünkü Mezopotamya topraklarında barışa dair adım atmıştı. Kendi özümüzü ortaya çıkarma adına yapmaya çalıştığımız bir çalışmaydı. Ardından kanserle mücadelede başta 9 Eylül Üniversitesi olmak üzere yine 23 üniversite geliştirdiğimiz onkoterapi programıyla Türkiye'deki kanser hastalarına ve lösemi çocuklarına yönelik hizmetlerde öncülüğü yapmayı Allah bizlere nasip etti. Sokak çocukları ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmada 3060 tane çocuğun sokaklardan toplanıp aile kavuştırma programlarına ve istikballerine dair
yani yaşama dokunuşlarına dair attıkları adamlarda onların yaşamlarına dair neferlik yapmayı yine Rabbim nasip etti bizlere. Bu projelere başlarken insanların çok büyük bir kısmı neden hani sabit bir yerde durmuyorsun dediler. Sosyal yaşam böyle bir şeydir işte. Eğer insana dair koşuyorsanız net bir eksen içerisinde kalabilmeniz mümkün olmaz. Fakat ben sözlerime başlarken de samimiyetle konuşacağımı söylemiştim ki hep öyleydim. Her arenada öyleyim. Fakat bugün anlatacağım anekdotlar gerçek anlamda yaşama dokunuşun aslında mimarı ben değilim. Yani yaşama dokunanlar projesinin mimarı ben değilim. Beni yetiştirenler var, ailelerim var. Koca bir Mardin ailesi var. 7'den 70'iyle, Süryanisiyle, Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle. Onlar benim hem canım hem ailem. Ve beni birçok Mardinliye, hatta belki de hepimiz olduğu gibi toplumsal ailemi zaten yetiştiriyor. Ve biz hiçbir zaman bu ülkenin temel değerlerinde bel kemiği olan barış çizgisinden ayrılmadan, ırk ayrımı yapmaksızın, sadece inançlar birliği ve barış çizgisi içerisinde yürümüş bayrağımıza, ezanımıza ve insanımıza sahip çıkan, insaniyet ve İslamiyet esasları üzerinde yaşamayı tercih eden onurlu, şerefli bir Mardin halkıyız. 19 yaşındaydım. Şimdiki yaşımı söylemiyorum çünkü bekar adam çok fazla ilerleyince yaşını söylemesi doğru değildir ama bundan birkaç yıl önce diyelim. 19 yaşındayken yaşama dokunuşun dönemi o zaman başlamıştı. Türkiye'de çok meşhur bir adam vardı. İnsanlar onu çok takdir ediyordu. İnsanlar onu gıpta ediyordu. İnsanlar onu örnek alıyordu. Ve sadece ismini duymuştum ben bu insanın. O zaman da Körfez krizi vardı. Mardin'de bir Cooper valiliği yapıyordum. Top attık. Hani Saddam füze atınca biz de top attık. Ve iflas edildik. İflas edince elde avuçta hatta evde satmadık bir şeyimiz kalmadı. Ve paramız da kalmadı. Borçlara da girdik. Yapacak hiçbir şeyim de kalmamıştı Mardin'de. Benim cebimdeki param beni sadece Ankara'ya kadar götürmeye yetmişti. Ve yaşım 19'du. O yaşamış olduğum travmada bir de işin içinde yalnızlığı da düşündüğünüz zaman empatiyi böyle kurun. Hiçbir şey yok orada, hiç kimse yok. Tesadüfen bu bahsettiğim ünlü isim Ankara'ya geleceğini duydum. Ve onunla yemeğe gidecek olan bir abimi rica ettim. Hani ben de bu insanla tanışabilir miyim? Amacım sadece tanışmaktı. Başka hiçbir şey değildi. O insanla o gün tanıştım. Ertesi gün Genpa'nın Ankara'da bölge bayisi oldum. Ve o isim Zeynel Abidin Erdem'di. Yaşamına ilk başladım. Vallahi senet almadı, sepet almadı, tonla da mal verdi. Ankara Cinnar Caddesi'nde tuttuğum iş yerinin kirasını bile destekledi sağ olsun. Ve kimim neyime bakmadan sadece bir gencin bir azim atağına inandığı için yaptı. Çünkü o zaman da öyleydim, bu zaman da öyleydim. Medine fukaralığını sevmiyorum. İnsanların kapısına dinlenmeye gitmiyorum ben. Yaptığım projelerde de böyle. Kolay kolay sponsorluk da istemem kimseden ki bu projede de olduğu gibi. Bu projede sponsorluk istemedim ama bütün Mardin kendi kendine sponsor oldu. Çünkü insanlar yaptığınız yaşama dokunuşa inandığı sürece maddi ve manevi her türlü desteği kendileri zaten size veriyorlar. Hepimizin kendine göre bir yaşam öyküsü vardır. Ve hepimizin öyküsü kendimize göre çok ağırdır, çok özeldir, çok farklıdır, çok başkadır. Benim de kendime göre yaşam öyküm bana göre çok ağırdır. Hani derler ya iki şeyinizi iyi seçin, muhasebecinizi ve avukatınızı. İkisi de annemizden emdiğimiz sütü burnumuzdan getirir. İşte ben en çok onlara dikkat ettim. Avukatım Sedat Sadioğlu oldu.
Muhasebecim de teyzem Aygül Batur oldu. Dikkat etmeyin ama insanların yaşamınıza menfi anlamda dokunmasını engellemek de aslında sizin elinizde. Dikkat edeceksiniz. Çalışacağınız, işbirliği yapacağınız insanların yüreğine dikkat edeceksiniz. Hepimizin ismini şimdi zikredeceğim birkaç tane önemli ismimiz vardır. Zaten zikretmek zorundayız onları. Onları hiç unutmamak da zorundayız. Örnek aldığımız isimlerimiz vardır. Ama ben babadan gelme bir servetin, bir sermayenin sahibi değilim. Ben yaşamım boyunca kendi emeklerimle kazançlarımı elde etmiş bir kardeşimizim. Benim dedem çok zengindi ama çok evlilik yaptığı için o zenginliği çok çocuğa Dolayısıyla ben hani çok evlilikten ziyade çok güzel yaşamayı tercih eden bir insanım. Bu güzel yaşamı tercih ederken de insanın hayatında ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Geçen sene çok Allah-u Teala'nın çok çok ama çok çok özel insanlarına verdiğini düşündüğüm bir olayla şahit oldum. Yaşadım. Ve o olay benim yaşamımın en dip dokunuşu oldu. Çoğunuz zaten konuyu biliyorsunuz ama özetle kalbimden vuruldum. Yani bildiğiniz mermiyi kalbime yedim. İşte 91'de nasıl sevgili büyüğüm, mahallemizin hakikaten medar-ı iftiharı olan Zeynel Abidin Erdem Beyefendi o bir gence bir dokunuşla ayağa kalktığınızıysa ve ondan sonraki öğretilerle o 2015 yılında yaşadığım talihsiz olayda bir manevi baba daha İbrahim Biter çıktı hayatıma ve yaşamıma orada bütün yüreğimle bütün yüreğimle kitabın kahramanlarından bahsediyorum. Kitabın hani yazarı olmak önemli değildir. Bu projenin bir ruhu vardır, bir ahlakı vardır, bir kültürü vardır, bir geçmişi, bir tarihi vardır. Dolayısıyla üstünde sadece benim ismim yazıyor. Yani o satırları yazdım diye. Ama o ruhu doğuran ben değilim. İşte beni büyüten abilerim, değerlerim, siz madinler, sadece madinler değil, bu ülkedir aslında. Ve hepimizin onur duyduğu, gurur duyduğu isimlerden bir tanesi daha var yaşamımıza dokunan. O da yaşamı boyunca göstermiş olduğu asil duruşlarla, hizmet duruşlarıyla, inanç duruşlarıyla, güven duruşlarıyla hepimizin yüreğinde ferahlıklar sağlayan dev bir isim daha vardı. O da benim yaşamda örnek aldığım değerlerimden bir tanesiydi. Rahmetli Bedi Ensari ve kendilerine bahsediyor. İşte bu kitabın ruhunda bu isimler vardır. Bu kitabın ruhunda Fehim Adak gibi ülke genelinde damga vurmuş isimler vardır. Bu kitabın ruhunda gençliğiyle, mütevaziliğiyle, sanata karşı göstermiş olduğu duruşla, o kaliteyle sevgili Murat Kurşun vardır. Bu kitabın içerisinde adalet mülkün temelidir gururunu yaşatan savcı Serkan Allay vardır. Bu kitabın içinde benimle adım adım, Mardin'le adım adım, gençlikle adım adım, maddi ve manevi değil sadece bütün yüreğini koyan Kılay Falay vardır. Bugün gün güzel olacak, size söz veriyorum. Ama müsaade ederseniz kitaptan birkaç paragraf paylaşacağım. Yaşama dokunanlar nedir? Önce bu kitap sadece Mardin kitabı değil. Oluşturduğumuz bir takım ile 2016 yılı sonuna kadar 80 ilin yaşama dokunanları kitaplarında buluşacak. Ve ilk startı kendi memleketim olan, onluğumdan gurur duyduğum Mardin'de başlamak istedim. Ve yaşama dokunanlar Mardin'de iki ciltlik kitaptır. Bu birinci cildi çıktı.
Önümüzdeki ay diğer ikincisi çıkacak. Neden iki ciltte çıkardığımı da açıklayayım. Ne yaparsam eksik kalacaktı çünkü. Eğer tek bir kitap çıkarsaydım. Gönlü kırılacak olanlar vardı. Çünkü o kadar hassas bir konu ki bu. Ben bu kitabın içinde insanların CV'sini yazmadım. İnsanların gerçekten varoluş nedenleriyle birlikte yaşam grafikleri içerisinde toplumun onlara teşekkür metinlerini ben bu kitap içerisinde yazdım. Yani bu kitabı yazan aslında Mardin'dir. Bu kitabın içindekiler de duruşlarıyla bunu hak edenlerdir. Ama elbette ki ikinci kitap değil 12. kitabı bile çıkarsam yine eksik isimler kalacaktır. O yüzden ikinci kitapta birincisinde atladığım, unuttuğum ya da araştırma çalışmalarında eksik bıraktığımız isimleri ikinci kitapta yani hatayı minimize etme adına bunu iki cilt halinde çıkardım. Fakat Türkiye'nin diğer şehirleriyle ilgili mesela yaşama dokunanlar Rize çıkacak, yaşama dokunanlar Malatya çıkacak, yaşama dokunanlar Trabzon çıkacak gibi 80 ilin kitabını sosyolog arkadaşlarım, psikolog arkadaşlarım ve federicilerle birlikte oluşturduğum ekiple 2016 yılının sonuna kadar bu kitabı çıkartacağım inşallah. İltifat etmenin ihanet etmek olduğuna inanan insanlardan bir tanesiyim. Ama doğru sözü esirgemenin de ihanet olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden bu kitabın içinde her ne kadar metriye satırları algısı oluşacaksa da asla böyle bir şey değildir. Kişilerin duruş haklarıdır bunlar. Mardinli'nin, Antepli'nin, Rize'nin, 81 il ve birçok ülkenin, birçok insanının gönlünde, kalbinde, yüreğinde taht kurmuş onur ve gurur abidemiz. Yazılması güç ve anlatılması imkansız özel değerlerimizin en başında gelen adamdır Zeynel Abidin Erdem. Evrensel bir isim olmayı başarmış ve uluslararası etkin arenalarda gurur kaynağımız olan bu müstesna insan birkaç satıra değil, birkaç kitaba bile sığamayacak kadar büyük bir yüreğin sahibidir. Seyit kanı taşıyan ve o kutsal kanın gerektirdiği gibi yaşayan, İslamiyet ve insaniyet esasları ile insanlara hizmet eden, kanaat önderi kimliğinin bile yetmediği Peygamber soyunun şerefli evladıdır Zeynel Abidin Erdem. Ticari hayattaki başarıları ile ülkeye kazandırdıkları saymakla bitmeyecek kutsallıktadır. Onlarca eğitim kurumu yapıp on binlerce öğrencinin yetişmesine sağladığı katkı ile alkışların ve takdirlerin her zaman en büyüğünü kazanmıştır. Mütevazi yapısı, manevi değerlere olan bağlılığı, vefa ve emek yönüyle tartışmasız liderlerin başında gelmektedir. Herkesinden, her insanın büyük bir saygı duyduğu bu önemli şahsiyet, Avrupa ve Amerika'nın dışında İslam coğrafyasında önemli bir yer ve söz sahipliği hakkına sahiptir. O Zeynel Abidin Erdem, Mardin tarihinin efsane ismi. Mardin tarihinin gelmiş geçmiş en müstesna isimlerinden biri. İyi ki varsın Koca Çınar. Sağlıkla yaşa, sevgiyle kal yaşama dokunan adam. Ben müsaade ederseniz ilk sözü de sevgili büyüğümüz Zeynel Abidin Erdem Beyefendi'ye vermek üzere kendisini sahneye takdim etmek istiyorum. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul'u idare eden değerli başkanıma hoş geldiniz diyorum. Ve kendilerine bir alkış veriyorum. Saygıdeğer başkanlarım, değerli hemşehrilerim, büyüklerim, küçüklerim, Murat'a teşekkür ediyorum. Ama ben bir kelimesinin doğru olduğunu söyleyerek devam etmek istiyorum. Yaşama dokunma. Ben Murat'ın o günkü psikolojisini biliyordum. Yani
ben de mühendisim, matematikçiyim. Hani nakıs dedikleri sıfırın altına inmiş bazı değerler vardır. Ama o değerleri taşıyan kişinin kendi değerlerinin onun çok üstünde olduğunu ama kaderin yönlendirdiği bir yanlışın veya söylediği gibi bir muhasebeci veya halkasının veya ortağının hatasından dolayı nereye geldiğini biliyor. Ve gerçekten hiç kimseye bugüne kadar da zorlayarak şunu yap, bunun bedelini de şöyle imza at demedim. Çünkü bizde binlerce, on binlerce insan çalışıyor. Onlara şunu söyleriz. Bizim kapılarımızda arama noktası yok. Yani küçük bir obje 5000 liradır. 3 tane cebine rahat koyup çıkabilecek insan var. 10 bin lira olan şeyler vardır. Şöyle bir 100 ünit alır, 30 bin liradır. Çekip gidersiniz, hiç problem yok. Ama ben insanlara şunu anlattım. Eğer ben çaldıysam, vergi ödemediysem, belki bazı insanlara bu ters gelebilir. Faiz yediysem veya yanlış yaptıysam, Hazreti Ali'nin soyundan gelmiş bir adam olarak hile yaptıysam, siz bana daha büyük kazık atın, çalın, istediğinizi yapın, parçalayın, götürün. Ama hiç yapmadıysam size Allah'a emanettir şimdi. İşte o zaman malımı da belli bir bölümünü sevgili Murat'a emanet etmiştim. Ve Murat'ın gemisinin başı Allah'ın izniyle kalktı, yürümeye devam etti. Bana bunları bahsedeceğini hiç bilmiyordum. Ama bahsettiğinden de memnun oldum. Siz de öyle yapın. Yani bir insanın örnekleri neyse öbür insanın da yapacakları onlardır. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimizi desteklemek zorundayız. Birbirimize atılan at hücrümü önlemek zorundayız. Yaşantı ve yaşantıyı devam ettiren sebepler kötü olabilir. Sizi kaderin kötü cilvesiyle karşı karşıya bırakabilir. Ama terk edilmemelisiniz. O sizin karşınızdakilerin karakteridir. Terk ederlerse sizi biliniz ki hayatları boyunca zaten maddidirler ve bu maddiden maddilik üzerinde hayatlarını kurmuşlardır. Bir daha da onlar iflah olmazlar. Zengin olabilirler beyler. Bütün insanlar 5 metre kefenle görülür. Bir arkasındakinin ne yapacağını düzenlemeye çalışmayan hiçbir insan ister Ermeni olsun, ister Yahudi olsun, ister Süryani olsun, ister Kerdani olsun, ister Mecusi olsun, ne olursa olsun insan değildir. Hele Müslümanlıkta bir emir vardır. Eğer sen arkandakine ıkra müsaadesini bağışlamazsan sen haram iş yapmışsındır. Biz o felsefeden dolayı varlığımızı emin olmanızı istiyorum. Varlığımızın %60-70'ini bu tip işlere harcıyoruz. Okullara harcıyoruz, yurtlara harcıyoruz, aşevlerine harcıyoruz. Şu anda şehit düşen kardeşlerimize harcıyoruz. Her vücudunda kırık kemiği olan, manevi kırık kemiği olan doktoru olmaya çalışıyoruz. Ben Murat'ın bizi çok öne çıkarmasını hiç beklemem. Çünkü sizler bunları biliyorsunuz. Bugün bir Mardinli, Savur Mardin arasında gidip geldiği zaman herhalde biz şunu bunu satmıyoruz. Emeğimizle, alnımızın teriyle, geçmişteki ailemizin bıraktığıyla bir noktaya bu sermayeyi getirdik. Ama oraya harcadığımızı görüyoruz. 200 yıl Savur Caddesi 4 defa tamir edilmiş. Ve insanlar utanmalı ya. Yani bu kadar süre içerisinde 40 santim, 50 santim çukur olan bir caddeye bir adam sahip çıkıp tamir edemez mi? Yapıyoruz. Artık bunlar olmayacak. Ha, hükümetimiz bunların alasını yapıyor. Ama biz kapasitemize göre sizlerin çocuklarına hizmet olsun diye sizlerin geleceğinizi tayin edecek bu küçük insanların
büyük Özallar, büyük Atatürkler, büyük Menderesler olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir gün bana bunu hep anlatırım. Mardinler toplandı, dediler ki sizden fabrika istiyoruz. Ofise geldiler. Olur dedim. Ne fabrikası istiyorsunuz dedim. Dediler şöyle bir fabrika istiyoruz. Kaç kişi çalışacak? En azından 60 kişi çalışacak. Tamam dedim. Peki ben size bir soru sorayım. Ben sizin gelecek dönemin 100 yılını şekillendirecek çocuklarınıza fabrika kursam nasıl düşünürsünüz? Yani nasıl dediler? Beyler dedim, cüzdan büyütmek hiçbir zaman sonuç getirmez. Eğer siz beyninizi ve geleceklerin beynini ayarlayamazsanız, eğitime hazırlamazsanız, onlara sahip çıkmazsanız, onları okutmazsanız, yüceltmezseniz küçülürsünüz. Sonuçta 60, 70, 80, 90, 500 kişilik fabrika kurabilirim. 10.800 kişi bende çalışıyor. 4.000 noktamıza mal dağıtıyoruz. İyi kötü onlara bağlı 5'er kişi çalışırsa düşünün ne kadar bir varlıktır ve nasıl bir şey diyor. Ben onun peşinde değilim dedim. Buradan geleni size aktarıp çocuklarınızın istikbalini sağlamaya çalışacağım. İnanmamışlardı. Hatta bizi temsil eden dernek başkanları bile bir gün valinin odasında siz onlara bakmayın. Onlar bu memlekette hiçbir yatırım yapmayacaklar deyince A4 kağıdı üzerinden planımızı çıkarıp onlara okuduğu zaman dehşete düşüyorlar ve özür diliyorlar. Maalesef bazen insanlar böyle hatalara düşebilirler. Bakınız bir şehidimizin adına yaptırmak istediğim okulun müsaadesi gecikti. Marev'de bunu anlatıyorum. Kendimi tutamadım, ağladım beyler. Parayı ben veriyorum. Okulu ben kuracağım. O şehit düşen şahsın kanını yerde bırakmayacağım. Onun köylüsünü muasır medeniyetlere ulaştıracağım. İki, bir şey demeyeceğim. İki tane personel. Bu adam zaten faşisttir. O zaman biraz hükümetimiz güçlü değildi. Bu adam faşisttir. Hoş verin. Kuracağı okulu kim bileceği için başlayacak. Adını ve olacağı ve neden o köyde bir okul yaptırdığımı söylememiştim. Ben Milli Eğitim'e şu okulda yapacağım. Bana nasip oldu. Müsaadeler olsun. Her şeyi yaptı. Koca bir resim koydu üstüne. Şu an Midyat, Mardin, Sahur birçok yerde eserlerimiz duyulur. İnanın isim olsun diye, gururlanayım diye yapmıyorum. İnanın bunun babamın vasiyeti ailenin geçmişten bize bıraktığı miras olarak yapıyorum. Belki o kadar akıllı değildir. Çünkü insanlar akıllı olamayabilir. Fazla para olduğu zaman şaşırıyorlar. Şaşırabilirdim. Ama her gün biri bana dedi ki senden sonrakiler, senden sonrakiler, senden sonrakiler. Beyler ben size bir istatistik söyleyeyim. 1974. Mardin'de okul yazar sayısı ne kadardır? Söyleyin bana. Ben size çok hürmet edeceğim ama doğrusunu bana biriniz söylesin. Hepiniz Mardin'lisiniz. 18 beyler. 18. %18. Okumuş adam yani üniversite bitirmiş adam toplam şeyde %18 yer tutuyor. Bugün hamdolsun 46'lara ulaşmış. Siz öyle 46'yı yabana atmayın. Ben liseli konuşmuyorum. Şimdiki Mardin'in kurulduğu yerin, Mardin Üniversitesi'ne, Avusturya Üniversitesi'nin kurulduğu noktanın önünde geçiyoruz. Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmışım. Babam, yaşlı arkadaşlar hatırlar, Yahya amca vardı, bir taksisi vardı. Mardin, Diyarbakır arasında taksi çalıştırıyordu. Bindik arabaya, arkada oturuyoruz. Yahya amcayla geçiyoruz. Dedi ki, şurada bir gün bir üniversite kurulacak. Bu üniversite sizin gibi gençlerimizi İstanbul, Ankara, İzmir'in kucağına atmadan orada tahsillerini sağlamaya çalıştıracağız. İnşallah. Ama belki ben görmeyebilirim. İnşallah sizler de yardım edersiniz. İşte o isim adına Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin oradaki temelini
Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi'ye aktardı. Bugün yüzlerce öğrenci var orada. Bundan sonraları da var. Bundan sonraki programlarımız da var. Ama Türkiye'nin durumunu görüyorsunuz. Ekonomiyi görüyorsunuz. Biz sizin hizmetkarınızız. Her maddenin hizmetkarı kabul ediyorum kendimi. Memleketimin de tümünün hizmetkarı kabul ediyorum. Öyle anlatıldığı gibi ne büyüklüğümüz var, ne gurur yapıyoruz, ne kimsenin aleyhinde herhangi bir işlemimiz var. Devletimizin ve milletimizin hep önünde çalıştık. Ya sürgüne gittik, 7-8 sene aç sefil dolaştık. Geldik, ilk işimiz devleti müdafaa etmek, devletin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz diye slogan atmak oldu. Neden? Bu milliyetçiliktendir. O sebeptendir ki ben ülke ocaklarının kurucusuyum. O sebeptendir ki bu bayrağın ve bu her Türkiye'nin ayağınızın altındaki bir çakılın kaybolmaması için Rabbim bana şehadeti nasip etsin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hiç kimse kalıcı değil. 5 metre kefendir. Geçen Mustafa Koç Bey'in rahmetinde tam 19 sene 11 ay önce dedesini oraya gömdük. Baktım büyük bir servet, koca bir imparatorluk, inanılmaz bir kapasite, satın alma gücü, çalışan insan. Şöyle aşağıya indim, 5 metre kefen. Ve demek ki babam doğru söylüyormuş. Oraya götürecek bir şeyiniz yok. Vatandaşınızın eğitimi ve geleceği için çalışın. Şimdi bütün bu dilekçeyi yazmışken bir şikayetim var. Bu Murat Hanım. Kızıltepe'de büyük bir barış nasip etti Allah bize. 20 bin kişilik bir aile. Murat dedim ya, bana bir konuşma hazırla. Ben şimdi Mardin'in durumunu çok belleyemem. Bir konuşma hazırla da şöyle ruhlarını fethedeyim. Sen şair bir adamsın, yazar bir adamsın, her şeysin. Geçmişte bana böyle bir takım şeyler yapmışsın. Peki abi dedi, Murat bana çok güzel bir konuşmaya hazırladı. Çıktı beni kürsüye çağıracağı zaman konuşmayı ezbere okudu. Bana şikayetim sizdedir. Böyle, Mardinli olmaktan gurur duyuyorum. Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Her Kürdümün adına gurur duyuyorum. Her Süryaninin adına gurur duyuyorum. Her Aleviyi başımda taşıyorum. Her Türk milletinin toprağı üzerinde yaşayan ırkı, dini, dili neyse böylesi olur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Doktor Zeynel abi Dinerden Beyefendi'ye ama o bahsetmiş olduğu anekdot, hani Kızıltepe'deki bir kan davasına barışa öncülük ettiği kendileri ve büyük olayların önüne geçti. Allah razı olsun. Fakat aslında bu güzel bir şey yaptım. Çünkü beni yetiştirenlerin en başında kendi geliyordu, beni yetiştirmişliğini görmüş oldu. Bu şekilde. Şimdi insan diliyle bir de nefsiyle konuşur aslında. Şimdi dilden evet güzel şeyleri söylüyoruz ama nefis acaba onu söylüyor mu onu bilmiyoruz. Ben derim ki bir şeyi yönetecekseniz komplike bir modelde yönetmeniz gerekiyor. Onu en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Hele bu yöneteceğiniz yer İstanbul ise onu çok beyefendi yönetmeniz gerekiyor. Onu çok şık yönetmeniz gerekiyor. Ona kadın hassasiyetiyle yaklaşmanız gerekiyor. Ve işte İstanbul'u böyle yöneten bir adam vardı. Yaşama dokunuşların en büyük mimarlarından bir tanesi Ali Müfit Gürpınar. Ama bizim bunu söylüyor. Kendisine her seferde söylüyorum. Abi benim programlarıma benden daha yakışıklı gelme. Sen İstanbul'u yönetmiş olabiliyorsun. Burayı ben yönetiyorum. Lütfedip buyurunlarsa kendisini davet ediyorum.
değerli dostlar. Bugün burada gerçekten dostluğuyla iftihar ettiğim çok kıymetli ahbaplarım var ve ailelerim eski tabirle. Başta Sayın Zeynel abinin evlerden olmak üzere. 1983'ten beri de kendisiyle tanışırız. O Mardin'in yetiştirdiği bir değer oldu ama Türkiye'nin değerine yükseldi. Türkiye'yi her zaman başarıyla, gururla temsil eden bir değerimiz oldu. Ve birçok dostu yine burada gördüm. Gerçekten iftihar edilir. Değerli dostlar, dünyaya baktığımızda bugün savaşlar, gözyaşları, açlık, kıtlık, değil mi? Küreselleşme dediğimiz kavramın getirdiği birçok olumsuzluklar var. Bunların özündeki temel sebep, küresel anlayışın, hakim zihniyetin insani olmaması. Bilgi var, teknoloji var, zenginlikler var birçok yerde. Ama o erdem dediğimiz, insani değerler dediğimiz birçok şey yok. İşte bizim milletimiz, dünyada 5 tane olduğunu sanmıyorum ama 2 veya 3 milletten birisi ki dünyaya bu değerleri takdim etme potansiyeline sahip olsun. Takdim ediyoruz diyemiyoruz üzüntüyle. Ama birikimimiz, tarihsel birikimimiz, bu coğrafyanın birikimi buna sahip. Ama bir ülkede, bir millette durduk yere bunu temsil etme, bu irfanı, bu bilgeliği taşıma kabiliyetine sahip olmaz. Bunu insanlarıyla, özellikle şehirli insanıyla, özellikle de belli şehirleriyle buna sahip olur. İşte Mardin bunlardan birisidir. İnanın bunu yürekten söylüyorum. Buraya gelmiş bir Mardin toplantısına katılan bir siyasetçi üslubu asla değil. Allah biliyor bunu. Her zaman inandım. Her zaman inandığımı söyledim. Dünya tarihine, bırakınız bu coğrafya Türkiye tarihine, dünya tarihine baktığımızda Mardin'i çekip alsak, yok farz etsek ne kadar çok şeyin kaybolduğunu görürüz değil mi? İşte bunun için Mardin hepimiz için önemli. Sadece bugün yaşayanlar için değil, gelecek adına da. O bakımdan geçmiş, o binlerce yılın geçmişi, o çok büyük geçmiş bir miras bırakmış bize değil mi? Ne büyük bir miras. Bunun parayla, pulla ölçülebilir bir tarafı asla yok. O öylesine büyük bir miras ki bu mirasa sahip olmanın onuru, gururu başlı başına yeter. Onun için diyorum ki Mardinliler ne kadar bu mirasla övünse azdır. Ama bu mirasın getirdiği sorumluluklar da var değil mi? O sorumluluğu yerine getirmezsek miras yedi oluruz. Hazır, bitiririz, savururuz gider. Ama ona layık olur, o binlerce yılın devraldığımız mirasını bizden sonrakilere üzerine de bir şeyler koyarak taşıyabilirsek vazifemizi yapmış oluruz. İnanın buraya bu duygularla geldim. İbrahim Bey davet ettiğinde çok önemli, bana göre ayarlanmış bir toplantı vardı. Onu erteleyerek geldim samimiyetle. Niye? Bu duyguyu yaşamak ve kendi adıma da bu ortamın ruhaniyetinden bir şeyler alabilmek için. İşte bugün burada bu mirasa layık olmanın bir çabasına şahit. Ben işin doğrusu buraya gelirken sevgili Murat Çuhadar'ın bu eseri yazdığını bilmiyordum. Bu ayıbı da itiraf ediyorum. Ancak kapıda gördüğümde hep içimden geçen şudur. Biraz da çıtlattım. Her zaman gördüğümde bir dinamizm, bir enerji fışkırması verir çevreye. Ben de o enerjiden nasibimi alırım.
Yine dedim bugün bu enerjiyi hissedeceğiz. Ve kaç zamandır hangi toplantıda görsem o dinamizmini sergiler. Gözler, bakış, gülümseme, hareket. Bir şeyleri var etmenin çabası aslında. Bu çok mükemmel bir şey. İşte bu çaba bugün kristalize olmuş. Somutlaşmış, elle tutulur bir mirasa dönüşmüş. Onun için yürekten kutluyorum. Hakikaten çok önemli bir eser. Hem diğer illere de bir başlangıç olması, bir örnek olması bakımından da son derece güzel. Takdire şayan, yürekten kutluyorum. Emeklerin bereketli olsun. Allah sağlık versin. Bu dinamizmin daha da artsın. Çok güzel söylediğin gibi Mardin'e hizmete devam ama diğer illere de katkılar sürsün inşallah. Tabii kendisi de ifade etti. Birçok dostun, birçok Mardinli'nin, hatta belki Mardinli küçük olarak, coğrafi olarak Mardinli olmayanların buna katkısı vardır. Onların hepsinin, hepinizin de emekleri bereketli olsun. İnşallah bu sizden sonraki nesiller de bunu hayırla yad edecektir. Buna inanıyorum. Dünyevi miras işte burada kalır. Zeynep Bey ne kadar güzel anlattı. Allah hepsine bereketli kılsın yaptıklarını. Ama o ekilenler var ya, onlar hep var olacaktır değerli dostlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bunların hepsi tohum. Biz tohum ekmeye devam edeceğiz. O kaç günde yetişir? Kaç ayda yetişir? Kaç yılda yetişir? O bizim işimiz değil. O Cenab-ı Allah'ın işi. O bu milletin hakeza layık olma gayretinin işi. Ama biz bilenler, idrak edenler, hikmet ehli, irfan ehli bu tohumları ekmeye devam etmek zorundayız. Edeceğiz inşallah. Bunlar da bu topraklarda barış olarak yetişecek. Barış olarak fışkıracak. Buna inanıyorum. Başkanlığımda İstanbul'da dini, dili, mezhebi ne olursa olsun bir tek kişinin hoşnutsuz olmaması için çaba göster. Buna birçok dostlar şahittir. İşte değerli danışmanım Jerry Hirimyan burada. Kendisine de şunu söyledim bak. Bütün kendini Müslüman olarak görmeyen ki tabii hakkıdır. İnsanlar dışlanmış hissedebilir. Hepsinin kapısını çalacaksın. Tek tek bunu karşılığını vereceğiz. Bu bizim de boynumuzun borcu çünkü. Mardin'de de bir Süryani, bir Asuri, bir başka kendini dışlanmış görerek bu toprakları terk ederse bunun vebali hepimizin üzerindedir. Buna asla izin veremeyiz. Bu duygularla nazik davetinize de teşekkür ediyorum İbrahim Bey'e ve bütün dostlara. Bütün günleriniz böyle bereketli olsun. Mardinliler hep var olsun. Bu coğrafyanın en temel direğidir. Büyük bir mirasın taşıyıcısıdır. Ülke olarak teşekkür borçluyuz. Bu emekleriniz nesilden nesile bereketlenerek, artarak, taşarak gitsin. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi ben de sevgili başkanımız Ali Müfit Gürtuna beyefendiye şunu söylemek istiyorum. Ben biliyorum ki bir günlüğüne bile olsa bir gün bu ülkeyi ben yöneteceğim. Ve yönettiğim zaman sana söz veriyorum. Tıpkı senin gibi ne ihale satacağım, ne yalan söyleyeceğim, ne de uzun söyleyeceğim. Ben bizim yaşamımıza böyle dokundum bize. O yönetim dürüstlüğünü, ahlakını göstererek Allah sizi daim etsin inşallah. Amin. Bir yere gitmek yok. Bugün işiniz de olabilir. Sabaha kadar buradayız. Onun için daha
birbirinden farklı sahne çalışmalarımız da olacak. Ki biz burada rol yapmıyoruz, sadece yüreği ortaya koyuyoruz. Fakat aramızdan tabii bir iki kişi, o da çok özel izin aldılar bizden. Zeynep Bey'in de özel ricasıyla sadece Murat Kurşun'un programından dolayı Murat'ı yolcu edeceğiz. Ama ben Murat'la birlikte 5 dakika daha bir vaktimiz vardır umut ediyorum. Tamam. Çünkü vefa şöyle bir şeydir. İnsan abdest alarak Müslüman olmaz. Ve abdest sadece Müslümanlığın bir farzı değildir, bir zorunluluğu değildir. Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, bütün insanlıkta abdest vardır. Fakat abdest dediğimiz şey, öyle suyla, sabunla elinizi, yüzünüzü, bedeninizi ıslatmanız, temizlemeniz değildir. Ruhunuzun abdest alması esas insanlıktır. Ve İslamlığın da ve bütün dinlerin de en temel kuralı odur zaten. İşte bu duygu ve düşüncelerle ruhu abdestli insanlarımız çok şükür ki çok fazladır. Her ne kadar basında ya da çevremizde menfi olan yoğunluğunu gördüysek bile o kadar güzel, o kadar güçlü, o kadar büyük bir Türkiye'yiz ki bizler. Ve o kadar yürek dolu insanlarımız bir arada ki bunun en önemli çalışması diyeyim, altyapısı diyeyim, temeli diyeyim, mütevazi olmayı gerçekten başarabilmektir. İşte bize o öğretileri kazandıran burada birbirinden aziz, birbirinden değerli, birbirinden kıymetli Türkiye insanları var. Biri Viranşehir'den gelmiş, Viranşehir Derneğimizin başkanı. Bir diğeri Şanlıurfa'nın gururu, Akyürek Holding Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Mustafa Akyürek abi. Yine İzmir Mardinler Federasyonu Başkanımız sevgili Ferhan Ademhan abi, Van Dernekleri Federasyonu sevgili İhsan Tunç beyefendi ve oğlu, babası, bütün ailesi, bütün Van aslında şimdi burada. O kadar güzel yürekleri var ki onların. İzmitliler burada, Kocaeliler burada, Ankara'dan gelenler burada, Türkiye'nin dört bir tarafından aramızda ve hatta dünyayı dolaşan Jeronimo bile burada, sevgili Abdullah İstili. Ve o da bizim hakikaten Türkiye'nin gurur duyan, Erzincanlı mıydın, Sivaslı mıydın abi? Türkiye'liyim. Tunceli Türkiye, pekala. Ve bizi hakikaten bütün dünyada gururla temsil eden özel sanatçılarımızdan bir tanesidir. Ki basın camiasında da aynı gururu, aynı onuru duyuyoruz kendileriyle. Ve yine mütevaziliği, toplum abiliği kimliğiyle entegre edip yürüten Mardin'imizin önemli değerlerinden bir isim yine aramızda. O da sevgili Yunus Kalaycıoğlu abimiz. Burada kendisini her zaman şeref duyduk, her zaman onur duyduk. Ve iyi ki varsın dediğimiz toplum abilerimizden, toplum liderlerimizden bir tanesidir. Ve şimdi Mardin'in muhteşem özelliklerinden bir tanesi de müzik gruplarıdır. Bunlar çok güçlü yürekli insanlardır. Bunlar gerçekten sanatçıdır. Bunlar hakikaten sanata dair gösterdikleri duruşla, o bütünlükle, o enstrümanlara vuruş tarzlarıyla o nameleri insanların ruhuna işlemeyi başaran enler sanatçılarımızdan bir tanesidir bu gruplar. Ve bu gruplar bizim her zaman her yerde sadece mahalle müziğimizi değil, müziğe gösterdikleri saygıyı, zevkini bizlere yaşatmayı başardılar. Şimdi o grup gelecek ama o grubu davet etmeden önce ben sözlerimin başında da söylediğim gibi hani refik olmak önemlidir. İnsanın da hayatta birkaç tane refiki olmalıdır. Refiklik kutsal bir şeydir. Hani haç arkadaşlığı gibidir. Biraz asker arkadaşlığı gibidir. Biraz mapus arkadaşlığı gibidir. Biraz hepsinden birazının içinde olan bir refikliği vardır. Ve o benim hayatımın çok önemli değerlerinden bir tanesidir. İyi günde, kötü günde o hep benim yanımda, hep var oldu, her şeyine var oldu. Ama bütün Mardinlilerin yanında da o şekilde durdu. Ben tabii ki sevgili kuruluşumuz, gurur duyduğumuz Mareve
binlerce, milyonlarca kez teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Zaten o da o kökenden geldi. Ve Mardin FET Genel Başkanı sevgili İbrahim Biter'i davet ediyorum ben. Saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili hemşehrilerim, sevgili dostlar. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Arapça, ehlen-i sehlen mit selami. Türkçe, hun feyler serselemen serçabemen. Yalnız lütfen alkışlar eşit olsun. Biz dillerin ve dillerin şehrin insanlarına Süryanice Üpşeynu. Ermenice Bariye Gök diyerek dinlerim ve dinlerim şehri Mardin'e hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum. Sevgili dostlar, biz aynı avluda dört dili konuşan, binlerce yıldır medeniyetler ittifakını kurmuş bir topluluğun insanlarıyız. Dünyada insanlar, başbakanlar yeniden medeniyetler ittifakını kurmaya çalışırken biz asırlardır aynı avluda birbirimizle birlikte birlik ve beraberliğimizi yaşayan insanlarız. Bundan büyük bir mutluluk ve onur ve gurur duyuyoruz. Mardin insanımız bir arada yaşamanın gururunu, mutluluğunu sosyal alanda da dünyada hiçbir annenin, Süryani bir anneden, Müslüman bir annenin çocuğunu emzirdiği görülmemiştir, yaşanmamıştır. Biz bunları aynı avluda yaşayan insanlar birlikte yaşadık. Bunlar çok önemli meziyetlerimizdir. Biz insanlarımızla birlikte, birlik beraberlik içerisinde, bu devletin birliğine, beraberliğine yürekten inanmış insanlar olarak, İnşallah bölgemizdeki yaşanan huzursuzluğun da bir an önce bitmesini, huzur ve barışın kendi Mardin'den hepinize sevgiyle, saygıyla selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli misafirler, aslında ülkemizin bu kadar sıkıntıdan geçtiği günlerde böyle sevgi dolu bir ortamda olmak benim için çok ayrı bir heyecan. Gerçekten böyle sevgi dolu yürekleri bir arada görmek beni inanılmaz mutlu etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yanımda olduğunuz için çok mutluyum. Evet, bu güzel ortamı biraz daha şenlendirelim diyorum. Mardin'imizin kıymetli sanatçısı Sayın Murat Kurşun'u davet ediyorum.